Burası doğal bir tuzdağı mağarası. Katman katman tuzları görmekteyiz. Tuz mağarasında duvarlar, tavan ve her yer ufak ufak çözülmeler oluyor. İşte o çözülmelerde bakın şöyle gördüğünüz gibi yere dökülüyor. Yani yerlerde böyle ufalanmış tuzla dolu. 110 metre derinlikteyiz şu anda. 110 metre derinlikte şifa aranıyor bu tuz mağarasında. Gerçekten çok şaşırtıcı, çok ilginç bir yer. Astım, bronşit ve nefes darlığı şikayetleri olanların şifa aradığı bu mağara 350 metre uzunluğunda. İşte buralarda şifanın adına tuz diyorlar. Tuz mağarasında şifa bulmaya geliyor insanlar. Ama sadece bu bölgede değil, tüm dünyadan buraya gelen işte astım, bronşit hastaları var bir umutla. Hocam buranın tarihçesi nedir? Tarihçesi 1979 yılından bir şifa ocağı kimi faaliyete başlanmıştır. Yani evvelce de Naxçıvan'dan duzun çıxarılması 4-5 min bundan önceye təsadüf edilir. Yani o illerden duz çıxarılmışdır. Yani bu cür hastahanalardan dünyanın bir çox dövlətlərində vardır. Məsələn, Polonya'dadır, Ukrayna'dadır, Qırğızstan'dadır. Yani onlarda mağaralar yerin dərinliyindədir de, 300-400 metr yerin dərinliyindədir. Bu da məsələn müəyyən qrup xəstələr üçün yani faydalı olmur. Yani ürək damar sistemi xəstəlikləri olanlar üçün. Yani gördüyünüz kimi bizdə olan şaxta horizontal yerləşir. Yani bu da xəstələrin adaptasiya olunmadan birbaşa müalicəsini davam etdirməsi üçün zəmin yaradır. Şimdi burada şifa arayan hastalarla konuşacağız. İyi akşamlar. Geçmiş olsun diyerek geliyorum. Önce şurayla konuşayım. Oturabilir miyim? Sağ olasın. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyim? Fatma. Soyad? Aleşberli. Fatma Hanım, hangi rahatsızlıkla geldiniz buraya? Bronklarım rahatsızdı. Kaç gündür burada kalıyorsunuz? 25 gündür. Peki nasıl, şikayetlerde azalma var mı? Çok azalma var. Boğulmam gedib. Çok təsir edir bize buranın havası. Adın ne senin? İsmail. İsmail, soyadın ne? Mir. Family. Ataşev İsmail. Kaç yaşındasın sen İsmail? Neçe yaşın var senin? 5. 5. Siz annesi misiniz İsmail? Bəli. Ataşova Tərani anasıyım. Bir hafta gelmişik, bronfial asma öskürür, geceler boğulması vardı. Dermanlar kabul ilaç edirse, yani kabul eləməsin diye geldi ki, yani kəsək, şükür gelenden öskürəyi yoktu, boğulması yoktu, dermanlar kabul etmirik.